Hmm. Bu kadar nettir. İyi çiğneme olursa? Evet, iyi çiğneme olursa. Hmm. Hani değirmeni düşünün lütfen, olur mu? Düz dolgular mesela, düz dolgular direkt diş taşı sebebidir. Yani düz dolgular ne yapar mesela? Çiğnersiniz ama yiyecekler üstünde kalır. Veya da yüksek dolgular olur. Bu sefer de aşırı o dolgunun belli bir kısmına, yani biz dolgunun, anatomik dolgunun vektörel yöndeki kuvvetlerini bile milimetrik, mikrometrik olarak ayarlamaya çalışıyoruz hekimler olarak. O yüzden de çiğnemenin sızdırmaz olarak etkinliği, sağlanması şart oluyor. Onun dışında ne var peki? Ben daha çok şöyle. Ben balçığın kaynağının kurutulması taraftarıyım. Yani en sevdiğim yüze... doktor. <laughs> Gerçekten en sevdiğim doktor. İşin temeline inip hastayı yormadan dallandırıp budaklanmadan ...kökünü kurutmak istiyorsunuz. Bayılıyorum. 6 aylık neden ben diş taşı temizliği yapayım? 6 aylık kontrol muayenelerine gelsin. Ağız elbette dinamik bir yapı. Başka bir değişiklikler Tabii. olabiliyor. Dişler yer değiştirebiliyor. Dolguların deformasyonu olabiliyor. Ancak anatomik dolguda deformasyon bile olmaz neredeyse. Çünkü dişlerin orijinal anatomisine göre el sanatı ile işlenmiştir. Kaplama baskısı mesela diş taşı oluşturur. Diş etinin içerisindeki bakteri kaplamadan dolayı da baskı oluşturduğu için Taşları oluşturma eğilimi olur. Mesela çapraşık dişler. Çapraşık dişlerin dizilimden dışarıya çıkarlar. Hmm. Veya da içeri girerler. Orada o bölge asıl alanlar oralardır. Diş taşlarının oluştuğu, plakların, renklenmelerin, sigaranın, kahvenin veya besinlerin biriktiği yerler orasıdır.